Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Ateşkes tiyatrosu başladı. Teklif Netanyahu'dan geldi, saldırıyı durdurmayacağız dedi. Kıymetli izleyenler, Beyaz Saray Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifiyle İsrail'in sunduğu öneri arasında boşluklar bulunduğunu savunan Netanyahu'nun değerlendirmesine katılmadığını bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze'de olası ateşkes sürecini ve taraflar arasındaki tartışmaları değerlendirdi. Kirby, Amerikan Başkanı Biden'ın Cuma günü detaylarını kamuoyuna duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes taslağının İsrail'e ait teklif olduğunu, ancak süreci Amerikan kamuoyu nezdinde daha etkili anlatmak ve Amerika'nın da rolüne uygun yapmak amacıyla öneriyi Biden'ın açıkladığını belirtti. Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv'le çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti. Kirby, Hamas'ın yeniden bir 7 Ekim saldırısı düzenlemeyecek noktaya baskılandığını ve Refah'ta Hamas liderinin üzerinde baskı kurulduğunu dile getirerek, ancak şu an bir sonraki aşamaya geçme zamanı, 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilsin, bazı esirler serbest bırakılsın, 600 tır yardım girsin, ondan sonra ikinci aşama olan kalıcı ateşkese doğru ilerleyebiliriz dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Biden'ın açıkladığı taslakla kendi öğrencileri arasında bazı boşlukların olduğu şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kirby şöyle dedi. Hangi boşluklara referans verdiğinizi bilmiyorum. İsrail'den bazı farklı açıklamaları gördüm, ancak İsrail Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi bu İsrail'in önerisidir ve Biden'ın İsraillilerle üzerinde çalıştığımız bu öneriyi doğru şekilde aktardığından eminiz. Dolayısıyla konuşacak herhangi bir boşluk olduğunu sanmıyorum dedi.